Evet, sizin yönlendirmenizle çok memnun kaldım şimdiden. Heyecanlanıyorum, çok güçlü. İlk sürüşünü yapacağız. Evet, çok İlk sürüş, ilk pedal. İnşallah, bakalım. Hadi bakalım. Bakarsanız zaten ne kadar mutlu oluruz. Bayağı uça gidiyordum az daha eve. Şu an ikinci kademedesiniz. Yükselttiniz mi? Evet. Ama uçuyor. 3'e kadar yükselttiniz herhalde. Bu 5'e kadar çıkıyor. Bayağı uçuyor. Ya bir ara dedim eve gidiyorum galiba. O kadar. Aynen. Arkadaşlar merhaba. Bugün RD8 Premium yani 750 wattlık makinamız geldi. Müşterimize teslim edeceğiz. Bugün müşterimiz sağ olsun kamera arkasında. Evet, bugün ben çalışıyorum. Bizi çekiyor sağ olsun. Kutu açılımını beraber yapalım istedik. Sonra testler yapacağız. Size de tanıtmaya çalışacağız. O zaman kutu açılımına başlayalım. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şey, aldığınız zaman kendiniz kurmayın. Yani yoksa garanti dışı kalıyor. Yetkili servislere götürün. Garanti dışı kalmasın cihazınız. Sonra gelip abi 6 ay oldu bunun bakımı ne zaman demeyin. Garanti dışı kalıyor. Öyle soruyorlar değil mi? Gerçekten çok oluyor. Yani çok başımıza da geliyor. Mesela mağazadan aldım abi. Ben binerek devam ettim. Mağazada mesela arkadaşlar açıyor. Direkt kurulu cihazı veriyorlar. Böyle bir şey yok. Yani ya her türlü kutunun buraya gelip kutunun burada açılması lazım. Kesinlikle. Garanti kapsamının içinde olması için. Aynen, ya da arayacaklar bizi. Hocam açıyorum, hani getirecek arabam yok vesaire. Hı. Biz yardımcı olalım. Yani çoğu yetkili serviste yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Hani atıyorum video işleminde açılır, hemen buraya gelir, biz burada açılımını yaparız. Hı hı. Ha, bu şekilde yardımcı oluruz ama öteki türlü biraz zor oluyor. Kutudan çıkarttık beraber, buradan bu şekil başlıyoruz açmaya. Ya buna bazen arkadaşlar şey diyebilir, hani bunu ben de yaparım diyebilir. Yapabilirsiniz, yapmaktan yana problem yok ama garantide problem oluyor sonra. Sonra gelirsiniz bize. Burada çok üzülen arkadaşlar oluyor sonrasında. O zaman mesele açmak değil, doğru yerde açmak. Kesinlikle. Yani her şeyin doğru yeri önemlidir. Değil mi? Gerçekten öyle. Yani özelliklerini de merak ediyorum. Sizden dinleyince tabii daha iyi anlayacağım. İzlenim olarak birkaç kilo daha ağır gibi geldi. Zaten teknik olarak motor daha büyük olduğu için biraz daha ağır gibi geldi bana. Hı hı. Çünkü benim de ilk RD8'den mi daha ağır yoksa? Evet. Anladım. Premium olduğu için. Premium olduğu için muhtemelen o da motorun büyük olduğundan, beynin büyük olduğundan kaynaklanıyordur diye düşünüyorum. Ya ben zaten almadan önce size sorduğumda işte telefonda konuşmuştuk. Dediniz ne özellikler için kullanmak istiyorsunuz? Hı hı. Bunlar tam dedim uygun. Yani sonra yani boy ihtiyacınızı öğrendik. Aynen öyle. Önce. Ama bir boy kilo sorduğunuzda telefonu yüzünüze kapattım. Dedim bu farklı bir yere gidecek herhalde. Dedim boyumu kilomu niye soruyor acaba dedim. Sonra anladım mevzuyu. Ya çünkü yani örnek vereyim, sizin 1.70 boyunuzda birisine ben örnek vereyim HS15 modelini tavsiye etmem. Ama 1.95 1.90 boyundaki birisine de RD8'i tavsiye etmem. Çünkü insanların ihtiyacına göre. Ya beni arıyorlar, en iyi bisiklet hangisi? Öyle bir şey yok. Sana göre en iyi önemli olan. Onu ben de bu şekilde öğrendim yani. Ya inşallah pişman olmayacaksın. İnşallah. Ama olacağını da düşünmüyorum açıkçası. İlk sift daha yaptık şu an. Beraber ilk şeyine bakalım. Oo, ekran farklı. Yani normal RD8'den daha farklı diyorsunuz. Evet. Peki RD8 ekranı mı daha büyük yoksa bu mu? Yoksa şey farkı var? Aşağı yukarı boyut olarak aynı. Hı hı. Ama şey farkı var. Canavar gibi. Gerçekten güzel. Frenler hidrolik. Evet, Exort markasının hidrolik frenleri var. Shimano'nun Sis Index modeli üst attırıcı var. Alt tarafa bakalım. Tornay modeli attırıcı var. Ön tarafta zincir atmasın diye koruyucu şeyi var. 750 watt olması zaten bu makinenin en büyük avantajı. Antres gri bir versiyonunu istemiştik. Bu geldi. Onun haricinde diğer RD8'lerden farklı bir ekran kullanılmış. Burada ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama gayet şık ve net. Evet. Onun haricinde bu bisiklette yine Mozo'nun amortisörleri var. Bir bakalım bunda batarya olarak ne kullanmışlar, ona bir bakalım hep beraber. Hı hı. Arkadaşlar şimdi RD8'in bataryasını söktük. 11.6 amper, yani 12 amper diye satılan versiyonu. Batarya 12 amper, motor 750 watt. Yani yarın öbür gün ihtiyacınız olabilir ekstra bir bataryaya. Çünkü motor yüksek çekiyor. Yine sizi 40 kilometre, 50 kilometre götürecektir. Kullanıma bağlı, yokuşlara bağlı. Bu 30 ile 50 arasında değişir. Ama yarın öbür gün bunun tadını alınca çok daha fazla menzil isteyeceksinizdir. Kendimden biliyorum. 750 wattlık bir cihaz kullanıyorum. Bugün ekstra 30 amper daha ekliyorum. Toplam 45 ampere çıkıyor. Abi tadı başka gerçekten ya. 100-150 kilometre bir menzilim olacak bugün. Onun da detaylarını çekeceğim. Batarya yerine takalım, sürüşe geçelim. Arkadaşlar hızı biraz yükselttim. Bakalım yokuşlarda neler yapıyor. Tepkimesi gerçekten güzel. Ve şu an pedala basmadan gidiyorum. Hafif yokuş yukarı çıkıyorum. 120 kiloyum. 120-125 kilo civarındayım. Gayet güzel gidiyor aslında. Benim bayağı hoşuma gitti. Yani HS15'ten daha tepkili gidiyor. HS15'e de aynı motor var ama bunda şey olduğu için, lastik küçük olduğu için daha tepkili gidiyor. Şimdi bu bisikletin bir tek şey ihtiyacı kaldı. Bakın burası güzel dik bir rampa. Buraya bir de çıkarak bir deneyelim. Bakalım. İstanbul'da çoğu rampa aşağı yukarı bu ölçülerde. Şöyle göstereyim. Ve 20 inç olduğu için gayet kısa mesafede dönüyor. HS15 gibi değil. Arabaların duruşlarına bakarsanız 125 kiloyu nasıl çıkartıyor kendiniz görürsünüz. Bence gayet güzel. Sonuçta bir motosiklet değil. Gayet güzel bir yokuşu. Şu ölçüde 125 kiloyu vallahi gayet güzel çıkarttı. Benim hoşuma gitti. Bakalım yokuş yukarı. Ufak bir test yapalım. Yokuş yukarı. Yani hafif %5, %6, %10 o civarda bir eğim var. Bakalım kaçta çıkacak. Şu an 25, 26, 27, 28, 29. Bakalım. Ve şu an şarjı yarımda. 29.5'la bu yokuş çıkıyor. 30 oldu. 30.5. 120-125 kiloyu valla gayet güzel çıkartıyor ya. Benim çok hoşuma gitti. Açıkça söyleyeyim size. Şehir içi için gayet güzel bir bisiklet. Ben çok beğendim açıkçası ya. Güzel, güzel. Bayağı güzel maşallah. Valla alan arkadaşa, Şafak Bey'e hayırlı olsun. Şehir dışına da gönderiyoruz. Onlar da tabii gidip çekim yapamıyoruz ama Şafak Bey hayırlı olsun. Gerçekten canı gönülden söylüyorum bunu. Benim kendi bisikletim orada HS15. Çok memnunum bisikletimden. Ama bu biraz daha çevik kaldı. Yani şöyle söyleyeyim. Tekerler küçük olduğu için daha çabuk tepki veriyor. Sanki daha güçlüymüş gibi hissediyor. Uzun soluklarda aynı ama ilk tepkileri ve yokuş çıkışı benimkine göre daha iyi. Çünkü şu yüzden benimkinin tekerleri büyük, bununkinin tekerleri küçük. Küçük olan çemberi çevirmesi her zaman daha kolaydır. Tekrardan hayırlı olsun diyorum. Güle güle kullanın. Balataları da biraz ses var. Evet, biraz İsterseniz bir kullanın. Ondan sonra Shimano balatayla değiştirip sesini de keseriz. Aynen. Hayırlı olsun tekrardan. Teşekkür ederim. Bisikletinizin kurulumunu tamamladık. Evet, sizin yönlendirmenizle çok memnun kaldım şimdiden. Heyecanlanıyorum, çok güçlü. İlk sürüşünü yapacağız. Evet, çok beraber heyecanlı. Siz bir sürün, ben size uzaktan bir çekeyim. Şimdi diğer arkadaşlar şöyle göstereyim. Diğer RD8'den aşağı yukarı teknik özellikler olarak birebir aynı. Mozo amortisörler var. İşte orta amortisörü aynı olsun, aynı. Şase olarak birebir aynı. Koltuğunu değiştirdik Şafak Bey'in. Buraya telefon tutucu ve aynalar ekledik. Onun haricinde bu bisikletin özelliği asıl 750 watt olması. Az önce zaten kazara bir gaz koluna bastı. Dedim herhalde gideceğim. Uçuyordu makine. Yani teknik özellikler olarak dedim RKS ile birebir aynı. Bunun birkaç özelliğinden bir tanesi burada otomatik gaz kolu var. Şimdi basmıyorum. Folyoya gidiyor sonra tutamıyoruz. Yani güzel bir bisiklet. Hayırlı olsun diyorum şimdiden. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun abi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar siz de almak isterseniz yardımcı oluruz. Şehir dışında olmanızın bir önemi yok. Oraya da göndeririz. Evet, kesinlikle. Kendisi ben aşağı yukarı 80-90 kilometre uzaklıktan geldi. Evet. Sağ olsun. Umarım memnun kalacaksın. İnanıyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun şimdiden. Çok sağ olun. Sağ olun. Şafak Bey, ilk sürüş, ilk pedal. İnşallah. Bakalım. Hadi bakalım. Aşağı doğru ters yön dikkat. Biliyorum ya. Tamam. Şurada çıksın da dur öyle gideyim. Ne olur olmaz abi hiç şey. İlk siftah ters yönde yapıyorsun. Ters başlıyorum her şeye. Sürüşü. Her şey ters. Güç verecek şimdi dikkat. Suratındaki ifadeye bakardınız zaten ne kadar mutlu olursunuz. Bayağı uça gidiyordum az daha eve. Şu an ikinci kademedesiniz daha. Şu an ikinci kademedesiniz. Yükselttiniz mi? Evet. Ama uçuyor. 3'e kadar yükselttiniz herhalde. Bu 5'e kadar çıkıyor. Bayağı uçuyor. Ya bir ara dedim eve gidiyorum galiba. O kadar. Aynen. Öyle. Çok nasıl iyi. Memnun musunuz? Memnunum iyi. Yani pişman değilsiniz? Hayır, değilim. Kesinlikle. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Herkese tavsiye ederim ama tabii ki de kontrollü bir şekilde. Her zaman çok hızda değil de. Ya alıştıktan sonra önemli. Daha da tabii olur. Tabii şimdi ilk normal bisikletten elektrikli bisiklete geçince ister istemez bir kullanım farklılığı farktan da hissediliyor ama. Şunu biraz daha indiririz. Sizin boyunuza göre ayarlarız biraz sonra. Tabii. Biraz daha kontrolünüz artar. Tabii. Teşekkür ederim. O zaman hayırlı olsun. Çok sağ olun.